kanalımıza ağır saldırı var arkadaşlar. Desteğinizi bugün gösterin. Gösteriyorsunuz, bugün gösterin. Takip etmeyi unutmayın. Instagram, yani buraya saldırı var ama Instagram'a adam lazım. Evet, sağ olun. Sağ olun. Şu köpükten başlayalım, duvarın içindeki... Burak Tatlısı Vakıfbank'tan voleybolcu kızlara getirmiş, o videoyu aç. Oğlum bana öyle aç maç tarzında bana konuşma. Ama açılacak video gibi de duyuyor benim, abi. Anladın mı? Ben senin aç dediğin her şeyi yapmak zorunda değilim şu kanalda. Kafam ne isterse onu yaparım. Bunu da bir anlayın artık amına koyayım. Paralel yıldızlar takımı. Vakıfbank'tan hayır, bana oradan direktif verdiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Beynimin içine de karışamazsın yani çünkü. Yayın akışımın nasıl ilerleyeceğini bir tek ben biliyorum şu anda. Vakıfbank voleybolcuları tarihe damga vuran kadınların favori yemeklerini deniyor. Cümle... Tarihe damga vuran. Vakıfbank voleybolcuları tarihe damga vuran kadınların favori yemeklerini deniyor. Öncelikle Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığımız bir teknikolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyiflerimiz nasıl? Nuno elleri böyle iyiyiz. Bir tane vurun artık. Enerjimiz yüksek. Öyle mal olursun yazamazsın ona öyle bir. Zaten çok iyiyiz. Ben de Vakıfbank kart çıkartmayı düşünüyorum orada. Gerçekten yemek yiyecek olmanın bir etkisi var mı var, şu anda? Evet, bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri yemek. Aynen. Şu anda Vakıfbank kadın voleybol takımından Zehra Güneş ve Buket Gülübay bizlerle. Burak hiç bizi çağırmıyorsun. Biz de basket oynadık onu küçükken. Bizi çağırıyorsun, böcek yedirtiyorsun Burak. Artık beni gerçekten şöyle güzel bir ev yemeği yaptırsan oğlum. Biz tek yaşayan insanlarız yani. Bir sulu yemeğe bir şeye çağır ya. Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbey ve Ayça Aykaç ile beraberiz efendim. Bir hafif ya ilerlettim. Yemekleri merak ettim. Bütün yemeğim pırası. Seçeceğim. Elektrik. Ders oluşuyor diyorum. Anda bak. Bir diyet programı oldu sanırım. Ben istediğim küçükten beri onunla büyüdüm neredeyse. Ben vazgeçmedim. Keşke isimleri de yazsaymış. Bu kim? Takımda mı bunlar? Soldaki yani. Zehra, sağdaki Buket dedi galiba videonun başında. Öyle mi? Yani hafızama aldım enginar. Onu. Enginar. Zeytinyağlı enginar. Bayılırım. Sabah, akşam, öğlen, günün her saati enginar yiyebilirim yani. Abartıyor muyuz acaba? Hayır gerçekten. Böyle kültürel ortamlarda arkadaşlar zeytinyağlı enginar severim demeyi de unutmayın. Ben notumu aldım. Böyle bir yemek konuşulduğu zaman ne yersin zeytinyağlı enginar ben. Hayatımda yedim mi hatırlamıyorum. Ama onu demeyi unutmayın sakın ha. Zeytinyağlı enginar. Yani. Bayağı hoşuma gidiyor enginar. Yani. Ortamın böyle bir... Teşekkür ederim. Ben kuru fasulye pilav tercih ediyorum. Çok seviyorum. Ben ıspanak daha çok ispanak. Seviyorum. Ispanak? Evet. Ne kadar güzel şeyler söylediniz ya. Gerçekten. İkiniz öyle bir baktınız sanki. Şöyle olun. Ispanak önüne. Aynen. Karnıyarık. Ben de karnıyarı yapma geliyorum ya. Karnıyarık. Ama kıymalı. Değil mi? Karnıyarık. Ben patlıcanın her türlüsüne kıyma bayılırım. Kıyma tuzu var yani mı? Nereye koysanız yerim bak, o patlıcanı ama karnıyarık. Beni sor. Bak beni bir de bir sor. Beni bir sor. Ben şöyle söyleyeyim. Karnıyarık, patlıcan, çiğ patlıcan bile yerim. Geliyor yemek. Hiç böyle şey yok mu ya? Atıyorum. Ne mırıldanıyorsun? Bir şey mırıldanıyor gülüyorken. Yok yemeğin geldiğini kutluyordu o. Yemek geliyor. Ben yemekleri kesiyorum ya. Tamam hemen acele ediyorum. Okey. Şimdi ilk olarak. Şimdi. Oğlum bu adam bana aç gel deyip. Bak bana dedi ki aç gel ha sakın kesinlikle dedi yemek yemeden gel dedi. Aç gel deyip bana protein böcekleri yedirtti ya. Ne kadar 2 milyardan fazla kitabı satılan ve polise roman denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi olan Agatha Christie'nin en sevdiği yiyecek ile başlıyoruz arkadaşlar. Adana kebap. Ne lan? Klotet krema. Hepsini yemek zorunda mıyız? Hayır canım yok. Zorla yedirmiyoruz. Tadımlık istediğiniz kadar yiyebilirsiniz yani. Zehra'nın yüzündeki bunun için mi buraya geldi bakışını ben görüyorum şu anda. Baba herhalde böyle büyük bir insan olmak için yani farklı bir şey yemen gerekiyor ya. Çok şekerli seviyorum işte. Şeker yerken, durumluymuş. Şeker yerken roman yazıyorum. Koklayabilir miyiz? Tabii ki. Yani. Güzel bir şeye benziyor. Tatlı. Sen ne yiyorsun Çağrı? Yani. Efendim? Benim yediğimden pek bir fayda gelmeyen bugüne kadar önermiyorum o yüzden. Baba şimdi bak bizim insanımızda şimdi kıyas biçimi biraz farklı ya. Bu tatlı mı bu? Tatlı herhalde değil mi bu? Yani herhalde. Ben duymadım ki ne dediğini. Mesela benim tatlı, bak tatlı bende yemek kategorisinde bir şey değil.
Benim hani benim ana yemek kültürümde tatlı yemek değil yani. Benim için yemekten sonraki başka bir şey. Zevk yani değil mi senin için tatlı? Ya ben zaten tatlıyla pek zevk. Aram yok. Tatlıyla pek aram çerezlikleri yok. Çerezlikleri var bir de mami. Çerezlikleri var makarnadır falan. Neyse neden sevdiğin yemek ne? Onları çerez olarak yiyor. Ya ben normal yemek seviyorum yani. Normal ekmek. Normal sulu yemekler. Yani zeytinyağlı yemek enginar seviyor. Yani zeytinyağlı enginar olur. Anladın mı? Hakikaten favori yemeğin ne peki? Ama onlar da pek kesmiyor. Favori yemeğim ne biliyor musun? Patlıcan demedi. Haşamel soslu bak. Beşamel mi başamel mi? Haşamel. Başamel. Ne? Başamel mi beşamel mi? Beşamel galiba. Beşamel. Ha beşamel soslu. Beş anal diyeni banlasan orada. Onu banlasan. O piç buraya kaynatmaya gelmiş. Beşamel soslu tavuk böyle üstü kaşarlı falan böyle ben onu çok seviyorum. Harbiden o galiba en sevdiğim yemeklerden bir tanesi ya. Bir de kıymalı bir şeyler seviyorum. Yani içinde kıyma olan şeyleri seviyorum mesela. Ama soğan soğan yemem mesela. Soğan ve sarımsak çok uzağım. Hanımefendi gibi. Evet, normalini ettim. Görseniz bir şey olursunuz, bir tiksinirdiniz bizden. Bir senedir miyiz? Ben başlayayım. Ben bekliyorum, yemeyeceğim. Şimdi bizim bildiğimiz kaymağa da benzeyen bir krema var aslında. Agatha Christie'nin en sevdiği yiyeceğin adı Clotted Cream imiş. Yanlış telaffuz ediyor. Uzerran nesrinden küçük, şaka yapıyorsun. Çalışırken masanın üzerinde sürekli bu krema bulunurmuş. Ya ve normalde ekmek ve reçel ile yenilse de kendisi kaseden bak yeşilin ne yapıyor? Tercih ediyormuş bu içerisindeki bak yeşillerin ne yiyor nesrin? Ama asıl sunum şekli bu şekilde olduğu için biz bu şekilde verdik. Hazır olduğunda yiyebilir miyim şimdi? Lütfen. Tamam. Ya biz hep hazırız yani. Hep hazırız. Ay yemek yerken birisi de kameraya çekince garip bir şey biliyormuş da. Biz nazik ya rezil olmayalım. Şöyle çaldan da alalım. Sarmadı bu yemek beni. Diğer yemeğe geçelim. O yüzden biraz... İyice yiyorum kendime bakıyorum. Puanlara bak ben görelim mi? Ben 6 veririm ya. Yani favori yiyeceğim olmaz da herhalde. Ama güzel. Darı Zerran boyu 1.97'ymiş. Ben 7 verirdim. Sen... Voleybolcu. 1 santim büyük benden. 2 metre. Öyle. Ben de 1.96, 1.97'ye yakınım ben de. 7 puan verdi. Okey, güzel. Ortalamanın üstü. İkinci kişiye geçiyoruz. Dünyanın en ünlü moda tasarımcılarından bir tanesi olan Coco Chanel'e efendim. Coco Chanel. Onun en sevdiği yemeği hemen getireceğiz. Bunları alıp, bunlar kalsın mı? Kenara da koyabiliriz. İsterseniz kenara koyalım sonra yersiniz. Evet evet ben vallahi olur ben de yerim. Buket 7 verdi, ben 6'ya verdim ama ben Buket... Nasıl? Bak işte yine... Ne yiyor? Havyar yiyor. Sushi gibi. Balıkmedi açık. Parayı... bir şey. Her hale... Sanmak yedi beni... Tatmadan önce... Sırf laf olsun diye havyar dedi. Demişler hadi kesin. Çok merak alışkanlığı. Kesin en iyi olabilir. Ünlünün bu tipleri ne olacak ya? Mole Pablano. Ressamdı galiba bunun video... Şey, evet, Frida Kahlo. Hı. Sakatlanıyor, ressam oluyor sonra kendi portresine. Ya bak tavuk. Bu o tavuğun üstündeki sos ne? Çikolata mı? Oğlum bu Twitter fenomeni değil mi ya bu kadın? Yok, gravy abi. Sosu galiba. Ne benziyor ya? Gucci mankenine de benziyor, Gucci mankeni. Haa anlamadım. Tamam terbestlik yapmayın. Bir barbekü sos sesi. Bu Asya yöresi bir şeylere benziyor. Barbekü sostu. Meksika. Yok Meksika. Ya. Meksikaymış. Güzel kokuyor. Zaten evet. Havyardan sonra her şey oğlum güzel. Ne ki o? Tadıyorum izin verirseniz eğer. Primana Pablo. Yok yok ya. Tatmadan önce önümüzde ne var? Onun bir... Et var. İlk bir kırmızı et bir zannettim sos ama sosu var. Olduğunu fark ettim. Evet. Özellikle et sosu. Et yahnisi gibi bir şey bu. Mantar mı o? Önümüzde ki yiyeceğin adı Mole Poblano arkadaşlar. Tüh tutturamadım adını. Ye hadi ya ye. Ya tamam tamam. Güzel değil mi? Onu benim atışı çekmişlerdi ama. Bak Tuğba başladı. Afiyet olsun. Ekmek var mı? Ne oluyor ya? Çok güzel değil mi? Tamam şimdi oldu. Bu yani. Beğendim. Biraz soğuk ama. Yani. Olur o kadar. Ay, kötü negatif bakıyorsun ama olaylara yani. Tadı güzel.
Ha bir ara. Oğlum acıkmayalım diye geçiyorum yeme kısımlarını. Portresini çiz. Ben 10 verdim. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok beğendim çünkü yani. Bir şey o kadar eleştiremem mi? Yani hiçbir şey söyleyemem. Ekmek tereyağı. Evet. Tereyağlı ekmek. Bak bunu var ya Burak şöyle arattığına eminim. Vardır benim daha 3-5 tane daha böyle ünlü vardır. Bütçe olarak bakmıştır amına. Hangi güzel bir tereyağlı ekmek yiyormuş. Bunu verelim demiştir. Ama sıcak ekmek üstüne ekmek. Tereyağı üf. Çok yeme. Onun üstüne bir de böyle biraz karabiber falan dökeceğim bana. Fizikçi değilmiş de tereyağlı ekmek demiştir. Karabiberi karıştırma. Yo aslında güzeldi. Hafif yani. Tuz. Tuba bir saniye bir dur. Bir şey söyleyeceğim biraz ben. Biraz da karabiber. Çikolata. Hayır lan karabiber yok. Önümüzde ne var Tuğbacığım sen de alın. Ek. Ekmek tereyağı. Harbiden de öyle. En sevdiği bilim insanı buymuş. Bunun üstüne bir reçel eksik ama. Çok güzel. Evet reçel gidiyor. Ağzının tadını biliyor. Karabiber de olmaz da reçel olurmuş. Ya siz ama hep kahvaltılık düşünüyorsunuz ya. Tereyağı güzelmiş. Teşekkürler. Kaliteli. Dünkü ilk övgümüzü aldık. Şöyle hemen Marie Curie hakkında bilgilerimize geçeyim. Uranyum ile yaptığı çalışmalarla radyoaktiviteyi keşfeden kişiymiş kendisi. Fizikçi değil miydi ya? Polonyum ve radyum elementlerini keşfeden... Kardeşim fizikçi değil, kimyacı. Ana bilim dalı kimya da fizik de biliyordur yani. Sıkıntı yapma kendine. Yani Curie, toryumun da radyoaktif özelliğini ilk bulan kişiymiş. 1903 yılında Nobel Fizik Ödülünü almış. 1911 yılında Nobel Fizik Ödülünü almış. Almış. Ona ne diyorsunuz? Nobel ödülünü alan ilk kadın ve bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı... Buna bakarsan Newton da matematik kitabı yazdı. Ama fizikçi diye geçiyor Hasan. Ünlü fizikçi ama matematikçi de aynı zamanda. Bu bilimler birbirine çok yakın şeyler. Sen anlarsın, ileride anlarsın. Aa bu kadın Einstein'ın sevgilisi miydi ya? Niye o mu acaba? Sürekli ha, arka planda. Ben 10 verebilirim. Dur bir dakika hemen araştıracağım. Gerçekten aynen. Mi? Yani bir insanı tercih etmesi için aynen. Bir favori yiyecek gözüyle bakarsan kaç puan verirsin tereyağlı? O zaman 2 veririm. Ben 3 veriyorum ya. Ben de 2 vereyim ya. 3. 2 puan. İlk yemeği merak etmeyin. Çok güzel merak ettim. Favori yemeği tereyağlı ekmek olamaz yani. 4 veriyorum yani. Ben de 3 falan verebilirim yani. Ayça'nın dediğine çok katılıyorum. Hani nasıl bir favori olabilir? Bu aklım almadı ama olabiliyor. Dur ya. Teşekkür ederim. Güzel video olmuş. Pes etmesin. Unutmayın. Ben bu kanalı izlemeye devam edeceğim. Eğer ilk defa izliyorsanız da lütfen abone olun ve videoları takip etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin diyorum. Attım teşekkür like. Ediyoruz ve alkışlarla bitiriyoruz. Ağzınıza sağlık. Attım like. Geçmiş olsun. Tatları getirelim mi? Hı hı. Güzel olmuş. Video güzel olmuş. Definecilikte ayak işareti ve anlamı. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.